beyler. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Canlı yayın konum Harvard Üniversitesi Başhekimi Ahmet Güzel Çiçek. Hocam, yani reklam arasında bile mesajları devam etti. Siz duygulandınız, babanız duygulandı. Bilsek bağlamazdık. Fatih Kısaparmağ'ın Bu Adam Benim Babam diye bir şiiri var, bir şarkısı var. Her dinlediğimde duygulanırım, gözlerim nemlenir. Ben de hani o şey istinaden şunu söylemek istiyorum. Kendisiyle gurur duydum. Bu adam benim babam. Harika. Alkışlanır mı? Hocam ama sizden bugün bir şiir istiyorum. Şimdi bana çok mesaj geldi. Diyor ki Ahmet Hocam çok da güzel şiir okur. Finali şiirle yapacağım. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Hastalıkla ilgili Nazım Hikmet'in bir şiiri var. O zaman Öyle bunu mi? okumak istiyorum. Ben Tamam. asistanken çok şiir okurdum. Öyle mi? Tamam. Angina Pectoris. Duydunuz mu bilmiyorum Nazım Hikmet'in. Doğrudur. O zaman kapanışı şiirle yapalım. Tamam. Olur mu? Olur. Peki. Hocam Harvard Üniversitesi ile ilgili bu paylaşımlar, konuşmamız çok güzel oldu. Çünkü izleyenlerimiz bize teşekkür ediyorlar. Diyor ki, yani biz bunları bilmiyorduk. Demek ki bu da bizim kusurumuz. Biz Yani bunu anlatmak lazım. anlatamamışız. Tabii. Anlatmamız lazım. Şimdi bizim coğrafyamızda insanda şöyle bir şey vardır. Eskiler der ki, akılları gözlerinde der. Yani gördüğü şeye inanıyor. Dolayısıyla bunları anlatmak lazım, paylaşmak lazım ki insanlar görsün. Yani görmediği şeye bizim insanımız inanmıyor. Özellikle biliyorsunuz işte demin de bahsettim. Teknolojik bir devrim oldu. Teknoloji takip etmek lazım. Bunları teknolojiyle anlatmak lazım. Görsel medya var, televizyonumuz var. Bizim televizyonumuz her zaman kapısı açık. Çok teşekkür Sizin ederiz. yaptığınız bütün güzel çalışmaları bize anlatmaktan gurur duyarız. Çünkü biz bunu bir toplumsal hizmet olarak görüyoruz. Kesinlikle biz de bunu çok iyi fark ettik ki anlatmamız gerekiyor. Yaptığımız güzel işleri topluma biz anlatırsak aslında buradan Urfa'dan il dışına gidecek sevklerin de önüne geçip insan aslında çadırlarda dediğiniz gibi battaniyenin altında kalmalarının önünü de önlemiş oluruz. Bu da bizim için Bir gün şey yapalım toplumsal o bir hizmet zaman. olur. Harun Üniversitesi'nde bir canlı yayın yapalım. Çok güzel olur. Hatta şöyle yapalım. Yani mesaisi olanlar çalışırken mesaisi olmayanlarla beraber bir program yapalım. Çok güzel olur. Tamam mı? Üniversitede Onun sözünü uygun aldık o olsa zaman. rektör bey, deken bey de Aynen. kalır, harika bir şey Edip olur. Bayramlarına rica edelim. Böyle bir organizasyon yapsın bize. Genel müdürümüz. Harun Üniversitesi'nde bir canlı yayın yapacağız. İnşallah. Bir telefon bağlantımız var. Kim? Doğan Ceviz, Ahmet Güzel Çiçek'in ilkokul öğretmeni Denizli. Harika bir sürpriz oldu değil mi? Kesinlikle. Evet. Hocam merhaba. Doğan Merhaba, hocam. iyi akşamlar. Nasılsınız? Canlı yayındayız. Canlı yayın Teşekkür konuğumuz ederim. Teşekkür öğrenciniz Ahmet ederim. Güzel Çiçek, Harun Aziz Başhekimi. Teşekkür ederim. Gurur duydum. Gurur duydum. Hocamız da çok duygulandı. Hocamızın haberi yoktu. Arkadaşlarımı Evet. kutluyorum. Güzel bir çalışma yaptılar. Hocamız sizden bahsetti. Sizin ona Evet. katkınızdan bahsetti. Bugünlere gelmesinde sizin emeğiniz olduğunu söyledi. Biz dedik ki o Evet. zaman hocamızı bir bağlayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz bize öğrencinizi anlatır mısınız hocam? Öğrencinizden bahseder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi önce bir köyün durumunu anlatayım ben. Oranın ilk okulunu ben açtım. Yeni binaydı. Yalnız okuma yazma oranı çok düşüktü. Ama köyde bir heves var. Yani böyle eğitim öğretime karşı bir heves var. Bir de çevre köyler ağalık olduğu için onların çocukları bir şekilde okuyor. Ama bizim Erkonağı, eski adı Tabuha, hep emeğiyle gelmiş. Kendileri satın almışlar. Belli bir geçim durumları var. Ama zekiydi o çocuklar. Ben bu Ahmet olsun, İsmail vardı, İsa Çay vardı. Ondan sonra İsmail Çekli vardı. Böyle 8-9 tane öğrencimiz vardı. Bunlar en iyilerdi. Yani bu fırsat verildikten sonra bu çocuklar önünde kimse duramaz. Ve Ahmet bunlardan bir tanesiydi. Hatta babasıyla şöyle bir konuşmamız oldu. Abisi de okuldaydı. Tabii bunların o zaman keçi koyun sürüsü var. İki de bir götürüyordu falan. Ben babasına dedim ki Ahmet bende kalsın, abisini götür, o senin olsun. Böyle bir anlaşma yaptık ve çok şükür Ahmet mahcup etmedi. Hatta o zamanki bu ilkokullar için hazırlanmış kitaplar vardı, 70 kusur tane. Biz bunları böyle gübre naylonlarıyla falan kapladık. Ahmet hepsini okudu. Yani düşünsenize bir
bir 6 aylık sürede 70 tane kitap okudu. Ve kelime dağarcığı, tutun, zekası, düşüncesi ve matematikleri çok iyiydi. Ben bunları ayrı sınıf yaptım. Beraber böyle gidiyorduk. Çok çok da güzel yerlere geldi. Ben daha sonra bunları Hilvan'a, bölge yatılıya götürdüm. Zaten hazır oldukları için sıkıntı yaşamadık. İlk sırada girdi bunlar. Ve Ahmet ondan sonra işin ucunu bırakmadı. Ve beni gururlandıran öğrencilerimden. Diğer çocuklar da geldi bir noktaya. Ve şöyle bir şey oldu. Ahmet ilk olduğu için köyün ufkunu açtı. Yani Ahmet'ten sonra okuyan birçok çocuğumuz var. Hepsi belli bir yerlere geldi. Ama Ahmet tabii ilk mihmanlar diyelim, yol gösterici oldu. Ve kendisiyle gurur duyuyorum ben. Hocam dün gibi anlatıyorsunuz ya. Değil mi? Evet, hocam, yani... ama orası çok güzel. Hocam yaşayarak anlattı. Doğan hocam merhabalar. Hocam nasılsınız? Yani bizim... Öğretmenim. Ahmet'im ne var ne yok, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Doğan hocam. Bizi 6. sınıf yani okutarak senin... hayatımızı değiştiren insan sizsiniz. Hep beraber. Bizim hayatımızda beraber. Fark yaratan, yani hayatımızın seyrini değiştiren, ana dokunuşu yapan insan sizsiniz. Allah razı olsun. Ama şey de iyiydi, ama malzeme de iyiydi. Yani ben sizin o zeka durumunuz fevkaladeydi. Mesela bir İbrahim Gülhan vardı, hatırlarsın hoca. Matematiği iyiydi, sizler öyle. Yani emeği inkar etmeyen bir zekanız var. Yani ben şuna inanıyordum. Hani hep batı batı falan diyoruz ya. O imkanlarla zeki olup olmadıkları bile tartışılırdı. Ama şu an yani bu zekanın öyle her yer, belli yerlerde olduğu anlamına gelmiyordu yani. Biz orada o köyde siz de hazırdınız, belli bir seviyeye getirdik. Ve beni mahcup etmediniz. Allah daha da devam ettirsin. Hocam emekli oldunuz mu, çalışıyor musunuz? Şu an faal durumdayım. Bir sene daha falan uğraşmayı düşünüyorum. Bir de takdiri ilahi şöyle bir şey. Şimdi Ahmet benim öğrencim. Ahmet'in öğrencisi de benim oğlum şu an tıp fakültesinde. Evet. Yani kader bir anda birleştiriyor yani. Aynen. Hocam sizin gibi öğretmenlere ihtiyacı var. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Tabii öğretmenlik evet. Çok güzel, çok şerefli bir meslek. Ben de eğitimciyim. Çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız için, renk kattığınız. Ben teşekkür ederim. Gözlerinizden öperim. Buradan Denizli'ye selamlarımı gönderiyorum. Hocam çok hürmetler, memnun saygılar oldum. Sunarız. Çok teşekkür ederiz. Ahmet'im gözlerim yaşardı. Çok hoşuma gitti. Hep böyle ol. Çok teşekkür ederim çok hocam. Sağ çok sağ olun. Teşekkürler. Peki, hayırlı akşamlar. Eser sizin. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun hocam. Hadi. Güzel bir sürpriz oldu değil mi? Çok güzel oldu. Hocam ben geçen sene 4. sınıf ara dersi anlatırken Doğan hocamın çocuğun bizde öğrenci olduğunu biliyordum. Ama tanımıyorum. Ders anlatmaya başlarken PowerPoint çalışmadı. O çalışana kadar nereli, çocuklara isminizi ve nereli olduğunuzu söyler misiniz diye sordum. İlk söyleyen kişi Burak Ceviz Denizli dedi. Ceviz soy ismi Denizli memleketi. Direkt sınıfa dedi ki bu benim öğretmenimin çocuğu. Sınıfın geri kalanı tanışmaya gerek kalmadı. Yani, böyle bir çok, şey çok, ben çok ayrı duygular hissettim gerçekten. Çünkü hayatımıza çok özel bir yer. Şey var, hani bir köy öğretmeni bir gün bir araştırma yapıyor. Bir bakıyor ki işte bir köy okulunda işte öğrencilerin büyük bir çoğunluğu işte çok önemli meslek sahibi olmuş. Çok üniversite hocası buna bir şey veriyor. Üniversite tezi olarak diyor ki ya bir araştırma sırrı ne? Öğretmeni bul diyorlar. Ya diyor hocam senin bütün öğrencilerin çok önemli yerlere geldi falan. Ne yaptınız bunlara? Onları diyor sadece sevdim. Sevdim onları sadece. Sevgi bütün kapıları açar, bütün engelleri kesinlikle. Aşar. Kesinlikle. Bütün sen başarıları bitmeye... getiren, bütün mutluluğu, huzuru, kariyeri, başarıyı sağlayan dünyanın şey sevgidir. En güzel şeyi sevmek, sevilmek. Hayat bana göre iki bilinmeyeli bir denklem. Birisi sevmek, birisi güvenmektir. Bu ikisini tattığınızda hayatın aslında huzur ve mutluluk anlamında zirve yaparsınız. Aynen. Hocam programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Koronavirüsünü konuşalım. Artık insanlar bunu merakla bekliyorlar. Dünyayı sardı. Ama ben bakanımızı kutluyorum. Yani dün bir tweet de atmıştım. Yani belki dünyada bu kadar iyi koordine olan tek ülke Türkiye'dir. Herkes bakanımızı takdir ediyor. Kesinlikle. Yani Türkiye süreci çok insana, güzel yönetti. Sağlık Bakanımız bu süreci çok insana, güzel yönetti. Bakan muhteşem yani. Yürekten kutluyorum bakanımızı. Bu koronavirüsü nasıl yayılıyor? Sizler neler yapıyorsunuz üniversitede? Ya öncelikle şunu söyleyeyim ki. Yani birincisi aslında bu virüs
yeryüzüne yayıldı. Çin'den başladı, Wuhan kentinden başladı ve dünyanın neredeyse şu an yayılmayan ülkesi kaldı mı bilmiyorum ama çok büyük kısmına, %90 ya da üzerinde bir kısmına yayıldı. Öyle ve mi? Çok ciddi hani kötü sonuçlarla da karşılaştı. Toplam vaka sayısı şu an 137 binin üzerine çıktı. Hı hı. Ölüm vakası 5 bin civarında olduğunu biliyorum. Virüs yayıldı ama virüsün kendisinden, yani koronavirüsün yayılmasından daha hızlı yayılan bir şey oldu ki bu da korku virüsü. Aslında olağanüstü, hani bu kadar gerçekten korkulması gereken bir şey mi, bu kadar panik yapılması gereken bir şey mi? Asla değil. Aslında bizim en başta Urfa halkı ve toplumumuza söylemek istediğim ana şey, aslında bu korku virüsünü yenelim. Hani bu bizim korkumuz, bu korkuyu bireysel olarak yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Yani birincisi yayılan korku virüsünün önüne geçmek. Bu yayılacak olan koronavirüs yayabildiği kadar yayılacak. Bu kadar panik yapılması gereken bir şey mi? Asla değil. Kesinlikle tedbir alınmalı, kesinlikle önlem alınmalı, kesinlikle karantina yapılmalı. Yani yapılması gereken ilgili şeyle bir şey daha söyleyeceğim, yapılmalı. Ama bu kadar korku mu yaşatmalı? Bu kadar insanı hayattan izole mi etmeli? Asla değil. Bu kadar marketlerden gidip gıda stoğu mu yapmalı? Asla değil. Yani hani bu da diğer pandemi hastalıklarının pandemi yaptığı gibi bu koronavirüs de dünyanın tamamında pandemi yapmış bir virüs. Aslında baktığınız zaman işte 137 bin vaka olduğunu söyledik. Bunun içerisinde ölüm 5 bin, 132 bin, 132 bin de sağ. Yani hani bunun ölüm oranı çok yüksek bir hastalık mı? Değil. Ölüm yaş aralığı olarak daha çok ilave ek ikincil bir hastalığı olan diyabet gibi, kalp yetmezliği gibi, diyaliz gibi, iskemik kalp hastalıkları gibi başka bir ilave hastalığı olup 60-65 yaşın üzerinde olanlarda aslında daha fazla mortal, ölümcül seyrediyor. Diğer genç nüfusta aslında çok da ölüm oranı hemen hemen immün bağışıklık sisteminde bir sıkıntısı olmayanlarda, immün sisteminde zayıflık olmayanlarda hani ölümle sonuçlanmış vaka sayısı çok bildirilmemiş. Çok bu biz üniversite olarak en başta sağlık üniversitesinde var mı? Şu an bizim tespit ettiğimiz pozitif bulgulu vakamız yok. Ama örneğini gönderdiğimiz çok örnek gönderdik. Hani bu şüpheyle gelen, geçen hafta Irak'tan gelmiş bir öğrencimizde böyle bir şüphe oluştu. Öğrenciden ve aynı evde, üniversite öğrencisi evde kaldı, diğer çocukların tamamından örnekler gönderildi. Vakaların hepsi negatif geldi. Çok şu an Sağlık Bakanlığımız ülke genelinde çok ciddi, hani sizin de takdir ettiğiniz gibi, bütün dünyanın ve kamuoyunun takdir ettiği gibi Sağlık Bakanlığımızın aldığı, gerçekten bütün dünyanın takdir ettiği önlemler alındı. Şu an il içerisinde olası bir vakada en başta il sağlık müdürlüğümüz olmak üzere bütün hastaneler kendi bünyesinde il sağlık müdürlüğü il olarak ve hastaneler de bireysel olarak, kamu olarak, yani kendi kurumu olarak kendilerine göre tedbirler aldılar. Biz neler yaptık? Biz yaklaşık 3 aydır bunun üzerine konuşuyoruz. Hani böyle bir vakamız Türkiye'ye gelirse ve bize gelirse böyle bir vaka ne yaparız diye. Birincisi şu an biz dünden itibaren, hani Türkiye'de vaka görüldüğü söylendiği andan itibaren bütün hastaneden ayrı. Hastanenin biliyorsunuz bizim B bloğunda poliklinik girişi var. O girişten ayrı, hiçbir hastayla teması olmayan dışarıdan C bloğun enfeksiyon hastalıkları girişi kısmı var. Orası kapalıydı. Orada ayrı, izole, yani karantina sayılabilecek bir poliklinik. Eğer hasta o şüpheyle geliyorsa direkt orada muayene olacak. Eğer hasta hani özel giyimli hekim arkadaşlar tarafından orada muayene edilecek. Hastanın yatış ihtiyacı olursa yine hastanın diğer servislerinden ayrı, bağımsız, karantina olarak kullanabileceğimiz bir servis. Hastanenin diğer bölümleriyle bütün olan bağlantılarını kapattık. İzole, karantina şeklinde bir servis açtık. Bunun dışında eğer ya da eve gitmesi gerekiyorsa diğer ev karantinasına alınacak. Hastanede yatması gerekiyorsa hastane karantinasına alınacak. İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği bir hastane vardı. Karantina olarak eğer orası dolarsa biz kendi servisimizi alacağız. Ya da hasta geldi, kötü, ağır, yoğun bakım ihtiyacı var. Eğer yoğun bakım ihtiyacı duyacaksa da biz diğer hastaların, diğer yoğun bakım hastalarıyla aynı yerde olmayacak. Ayrı, izole, karantina şeklinde bir yoğun bakım. Şu an kapalı. Böyle bir hasta gelirse onu da oraya alma şeklinde kendimize bir tedbirler aldık. Hocam bu ne zaman biter? Mesela dün bir şey gördüm, diyor ki şey, sıcakta bu virüs barınamıyor. Yani yaz döneminde bitebilir. Öyle, var mı öyle bir şey? Yani biz şu an gördünüz mü bilmiyorum. Özellikle Wuhan başta olmak üzere Çin'in birçok hastanesinde korona için açılmış hastaneler tek tek kapatılmaya başlandı. Ve hekimler, hatta görsel bir şey sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Doktorlar maskelerini çıkarıp evet, hastaneleri aynen kapatmaya başladılar. Çin'de bir hastane kapandı bugün. Evet, bir tane daha. Yani hani korona bitiyor artık. Bizim ben ne zaman biter? Bunu net olarak söylemek mümkün değil ama Nisan, bilemediniz en geç Haziran ayında bu virüsün tamamen biteceğini doğrusu
öngörüyoruz. Çocuklara ne tavsiye ediyorsunuz? Koronavirüsle ilgili evet. Birkaç öğrenci bugün beni aradı, hocam ne yapalım falan diye, böyle çocuklar tedirgin biraz. Çocuklarda olağanüstü bir korku oluşmuş. Hani evet. Büyüklerinden mi onlara geçiyor, onlardan mı büyüklerini geçiyor bilmiyorum. Birincisi kesinlikle yani bizim dinimiz temizlik dinidir. Temizlik imandandır diyoruz. El nezafeti minen iman. Kesinlikle öyle. Temizlik imandandır. Biz temizliğimize dikkat edeceğiz. Daha önce ne kadar dikkat ediyorsak bu sefer bir kat, iki kat, üç kat daha fazlasını gösterip birincisi temizliğe dikkat edeceğiz. İkincisi yakın temastan mümkün olduğu kadar kaçınacağız. Üçüncüsü hasta isek bir şekilde ateşimiz, öksürüğümüz ya da herhangi bir hastalığımız varsa mümkünse biz toplumun içine karışmayalım. Bu hastalığı atlatana kadar evimizde olalım. Çocuksak, erişkinsek, öğrenciysek, yaşımız ne olursa olsun. Hani toplumun diğer fertleriyle iletişimde biraz hasta olduğumuz dönemde uzaklaşalım. Hani bu dönem eğer herhangi bir ki öksürüğümüz toplumun içerisinde bir yerdeyiz. Öksürüğümüz, aksırığımız, hapşırığımız geldiği zaman mümkünse kağıt mendil kullanalım. Kullanamıyorsak hiç olmazsa kendi ceketimizin içine öksürecek şekilde, yani öksürükten gelecek damlacıklarımızı ortama yaymayacak şekilde öksürmeliyiz. Dezenfektan, hani özellikle dezenfektanla ilgili çok ciddi bir şey var. Dezenfektan özellikle kullanılmalı mı? Hani bu mikroorganizmanın cansız materyaller, maddeler, oyuncaklar, duvarlar üzerinde canlı kalabildiği gösterilmiş. Yani bu anlamda dezenfektan, kolonya kullanmak da elbette faydalı olacak. Ama şu an virüs görülmüş değil. Her tarafta görüyorsun camiler, okullar her tarafta dezenfekte ediliyor ama şu an korona yok. Dezenfekte edilen şey korona değil. Hani korona gelirse bir yere kapatın, izole edin, dezenfekte edin. 2 gün, 3 gün havalandırın, boş bırakın. Virüs tamamen gitsin. Ama şu an çok şükür virüs, şu an bizim şehrimizde gösterilmiş bir virüs yok. Çok şükür. İnşallah çabuk bu virüs biter de bize şöyle bir katkısı olabilir topluma. Temizlik kültürümüz yaygınlaştı. Belki oturtucu en güzel şeylerden birisi değil bu olur. Mi? O evet. Kültür yaygınlaştı. Evet. Şimdi çok böyle ironik tweetler var. Bu korona ile ilgili. Çok beğendim. Biri yazmış ki, korona tebessümden, umuttan, sevgiden büyük değildir. Çok Allah'ın dediği olur. Önlem alıp gündelik yaşama devam demiş. Kesinlikle. Önlem alacağız, tedbir alacağız. Demiş, nedir bu herkesin yüzü mahzun demiş kardeş. Bir tanesi demiş ki, bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor demiş. Nerede oldu belli olmayan 3 şey demiş. Koronavirüsünü yazmış. Böyle ironik ironik şeyler var gördüm. Korona nerede bilinmediği için korona nerede korona? Gözle görülmeyen bir mikroorganizma. Aynen. Çok küçük minimal bir mikroorganizma. Aynen. Biz tabii Müslüman bir toplumuz. Biz zaten temiz bir toplumuz. Yani Çin'de mesela el yıkama alışkanlığı falan %30'da falan. Bizde %80'lerde. El yıkama alışkanlığı, temizlik alışkanlığı çocuklarda, bizlerde falan. Bizde özellikle tuvaletten sonra çıkışlarda Çin'deki ve bizdeki 3 kat kadar, bizdeki temizlik oranı %96'ya yakın. Hı-hı. El yıkama oranı. Çin'deki oran bu %30'larda. 36 ya da 37 civarında. Bir tane izleyicimiz İsmail Bağcı. Sizin Doğan Ceviz öğretmenimizle 1988 yılında bir fotoğrafınızı paylaşmış. Siz hangisiniz bilmiyorum. Şu fotoğrafı hatırladınız mı? Evet. Hangisiniz? Bilmiyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yani ekrana göstermedim çünkü WhatsApp'tan habire bana mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ali Bozdağ yazmış, Niyazi Hocam teşekkürler demiş. Muhtar Ahmet Doğan yazmış, Hüseyin Bey yazmış. Ha Şükrü Çiftçi Hocam yazmış, birkaç tweet atmış. Tarihçi benim de sevdiğim bir hocamdır. Niyazi Hocam çok güzel bir program, çok faydalandık demiş. Selamlar. Şükrü Çiftçi Hocama da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Okuyamadım, çok mesaj var. Ali Bozdağ yazmış. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize. Taber Şeyhanlı yazmış. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kaçırdım, çok mesaj oldu ama bizi hoş görsünler. Eyvallah. Hocam programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben saat 10.30 oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Hiç şüphesiz. Biz İnşallah öncelikle hastane ile ilgili söyleyeyim. Biz hastane olarak inşallah yani Urfa sağlığına, Urfa bireylerine, toplumuna sağlık hizmet veren bir kurum olarak inşallah çıtamızı yükselterek, her gün bir basamak daha yükselterek, bir basamak daha yükselterek Urfa'ya en güzel sağlık hizmetinin, en nitelikli sağlık hizmetini sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İkincisi yine koronavirüsle ilgili bir şey söyleyeyim ki, koronavirüs elbette mutlaka yani tedbir konusunu mutlaka hani şu an biz çok birbirimize sarılıyoruz, el sıkışıyoruz. Belki bir müddet bunu ertelemekte fayda var. Yakın teması
Özellikle altını çizerek tekrar söyleyeyim. Hasta olan kişileri mümkünse kendileri evlerinde istirahat ederek toplumun içine çok girmeden, hani bu olası her türlü hastalığı, yani herhangi bir mevsim gribinden tutun, mevsimsel gripten herhangi bir zatürreye, üst solunum yolu enfeksiyonuna kadar birçok hastalığı aslında bu şekilde önleyebiliriz. Üçüncüsü, gıda olarak alabileceğimiz aslında bağışıklık sistemlerimizi güçlendirici gıdaları sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda özellikle özen göstermeliyiz. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Biz şiir sözünüz vardı. Şiirle bitireceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Harun Üniversitesi'nde büyük beklentilerimiz var. Doktorlarımıza güveniyoruz. Ekibimize güveniyoruz. Rektör hocamıza güveniyoruz. İnşallah her şey şehrimiz için çok daha iyi olacak. Ben bu konuda çok ümit varım. Hafta içi de sizi ziyarete geleceğim. İnşallah. Hocalarımızla tanışmak istiyorum. Bekliyoruz. Çünkü. İnşallah bekliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi inşallah ilerleyen zamanları tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Çok evet, içeriye ederim. Bir fon alalım. Yönetmenimi rica edeyim. İçeriye bir fon alalım. Nazım Hikmet'in Anjina Pectoris diye bir şiiri var. Ahmet Güzelçek hocam. Belki sizi ilk kez dinleyecekler. Bir şiirle final yapıyoruz. Kapanışı yapıyoruz sevgili izleyenler. Haftaya görüşecek pardon. Yarın bir programım daha var. Eğitimle ilgili bir canlı yayınım daha var. Yarın görüşünce de her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Anjina Pectoris. Yarısı buradaysa kalbimin, yarısı Çin'dedir doktor. Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir. Sonra her şafak vakti doktor, her şafak vakti. Kalbim Yunanistan'da kurşuna diziliyor. Sonra bizim burada mahkumlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır her gece doktor. Sonra şu 10 yıldan bu yana benim fakir milletime ikram edebildiğim bir tek elmam var elimde doktor. Bir kırmızı elma. Kalbim. Ne arterioskleroz, ne nikotin, ne hapis. İşte bu yüzden doktorcu, bu yüzden bende bu anjina pectoris. Bakıyorum geceye demirlerden ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen kalbim en uzaktaki yıldızla birlikte çarpıyor.